boyum olsa da 1.50. Yasir. Şaka yaptım ben. Bay bay. Bununla idare edeceğiz. Paslı Türkan Şoray gibi. Bizi almadılar içeri. Çok çirkin. Kutu gibi bir mağaza yapmışlar. Yine bulmuşlar fotoğrafımı. Şaka yaptım. Böyle. Değer be. Ben bununla işe gidemem. Bunu giyen menajer oluyor. Finfino. Hayatın acımasızlığıyla karşı karşıya geleceğiz. Niki. Ne mehrem var? Bakmayın. Şabanoğlu Şaban'la şeye benziyor. Cinayet eldiveni lan bu. Habibi, come to Dubai. Çok üzüldü. Uy. Bu da güzel ya. Şu aynayı da bir silselermiş Allah aşkına. İndiriyorum. Çat. Bunu yapan kör olmuştur. La şemsiyemiz yok bizim. Ablan star bebeğimlik. Hello, selam 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 dostlar. Yağmurlu güzel bir Hollanda gününden herkese selamlar. Bugün ilk alışverişimize geldik. İlk defa büyük bir alışveriş merkezinde Batavia Stad'da alışveriş yapacağız. Size biraz etrafı göstereceğim. Hava bayağı yağmurlu. Ben yine nazik şemsiyemle birlikteyim, dolaşıyorum. Güzel büyük markalar varmış. Artık ne bulduysak fiyatları miyatları hepsini çekeceğim, göstermeye çalışacağım elimden geldiğince. İçeride görüşürüz. Ve şemsiyemiz Hakk'ın rahmetine kavuştu. Artık vedalaşma vakti geldi. Burada zaten bir arkadaşı daha var. Kendine çok iyi bak. Allah'a emanet ol. Görüşürüz. Muzun yanına bıraktım seni. Değerli dostum. Bay bay. Hollanda'nın en önemli takımı diyebiliriz. Ajax. Bob Marley'i de Ajax'lı yaptılar ya. Helal olsun be. No woman, no cry. Şemsiye yok. Bununla idare edeceğiz. Türkan Şoray'a benziyor kadın. Baksanıza fes takmış gibi. Bir gelebilir miyiz hocam? Türkan Şoray'a benzemiyor mu artık? Biraz Morokkolu, faslı Türkan Şoray gibi. Şöyle yakışıklı güzel bir krampon var. 63 euroya düşmüş 90 eurodan. Bu ne lan? Ya ben beyaz ayakkabıya bayılıyorum ama işte ülkede çok yağmur olduğu için nasıl yapacağız bilmiyorum. Yani. Duyduğuma göre bayanlar bu modelleri çok seviyorlarmış. Lütfen bayan arkadaşlarımız yorum yaparlarsa, gerçekten beğeniyor musunuz böyle ayakkabıları? Ya da ne düşünüyorsunuz yani? Başka rengi de var. Tam aynı değil de benzer tarz. Lütfen yorumlarda bunu bildirin. Çok merak ediyorum. Kendime bir mont alasım var. Fiyatı 100 euro ama bence bu su geçirmez değil. Ondan sonra benim sözüm geçer. İade edin. Şimdi Skechers'a girdik. Şöyle güzel, iş için güzel bir ayakkabı. Şaka şaka, evde giyeceğim diye ama çok pahalı abi. 60 euro, 45.99 euro. 5.99 olsa düşünebilirdim ama. Bu daha da çok. Tamam. Görüşürüz. Aslında benim tarzım bu. Olay bu ya. Alacaksın, giyeceksin boy boy. Şu Skechers'ın klasik modelleri 70 euroymuş. Ya bu indirimli hali, 100 eurodan 70'e düşüyor diyor da bence hep 70 ya. Şu da 72 mesela. Burada da fashion cafe var. İyi giyinmeyenler giremiyor. Bizi almadılar içeri. Şaka yaptım be. Nasıl almayacaklar? Biz onlara girmiyoruz. Tercih etmiyoruz. Ama ben buradaki markaları hiç bilmiyorum ya. Aa, çok güzel, her şey iyi. Scotch soda, bu ne mesela, hiç duymadım. Bir Boss'u biliyorum şurada. Onda da pek işim olmuyor. Jack Jones'ta 3 tanesi 140. Ceketler 140 yine. Belki bir şeye benzemiyor da. Kazaklar 28 euro. Elsi Vaikik. Bir bunlar güzel. İki tanesi 50. Kumaşı falan iyi, ben baktım. Alacağım şöyle kadife bir pantolon. Of be. Çok yakışır bana. 50 euro. Üstüne de şöyle bir tane kazak giyeceğim. Aman Allah'ım, çok çirkin. 45 euro değil, 45 sent bile vermem. Bu ne be? Kutu gibi bir mağaza yapmışlar. O kadar tatlı ki. İçerisinde de mutfak malzemeleri satıyorlar. Pembe, mavi, rengarenk. Allah'ım çok tatlı. Bayıldım. Ev dizersem buradan dizerim yani. İş çamaşırı ihtiyacı olanlar da buradan karşılayabilirler. Lacoste, her yerde Lacoste yani. Oh.
105 euro yalnızca bir tane sweatshirt. 140 euro annemin örebileceği düzeyde bir kazak. 98. Aa iyi, uygunmuş. Aa 5 euro. Sudan ucuz. Şaka yaptım. Türkiye'ye gittiğimde yapacağım kombinlerden birinin parçası bu. Adidas'larımı giyiyorum ya da Ajax forması falan. Üzerine bunu takıyorum. Havaalanından öyle iniyorum. 70 euroymuş. Biraz da ayakkabılara bakalım. %40 indirimli hali 77 euroymuş mesela ayakkabının. Ama ayakkabılar çok şey değil yani. Normal. Şu 91 euro. Alınmaz değil. Ama diğerleri boş. Ben memnunum botlarımdan. Vallahi taş gibi. Ya Allah kahretsin ya. Yine bulmuşlar fotoğrafımı, basmışlar üstüne. Ben bu fotoğrafı yıllardır gizliyorum. Tüh ya. Yine yakalandık. Vallahi işin gerçeği, ben Lacoste'u seviyorum ama çok da sevmiyorum. Yani böyle o paraları edecek bir marka gibi gelmiyor bana asla ve asla. O yüzden görüşürüz dedik, çıktık. Biz Erzurumların sevdiği 3 tane marka. Bir tanesi North Face. Bunu Trabzonlar da sever. Kuzey'in oğlum da çok görmüştü. İkincisi Columbia. Üçüncüsü Helly Hansen. Biz soğuk memleket adamıyız aga. Buralar tam bize uygun. Şimdi giriyoruz, dalıyoruz. Hadi ya Allah. Bütün laflarımı geri alıyorum. 280 euro. Değer be. Vallahi değer. Güzel. Ben beğendim. Uzun olması çok iyi çünkü ülke çok yağmurlu ve rüzgar alıyor. Bu bayağı iyi aslında. Ama çok mu kabarık bilemedim. Bu da bir diğer model. Güzel ama bu çok spor. Ben bununla işe gidemem ki. Diğer modelimiz. Henüz hiçbir fikrim yok vallahi. Karar veremedim. Bu 150 euroydu. İlki 200 euroydu. Diğerine eledim, bakmadım bile. Şunu alayım diyorum kendime ama sığar mıyım içine acaba? Ben bu markayı bir yerden tanıyorum ama tam çıkaramadım. Arkadaşlar biliyorsanız lütfen yorumlara yazın. Normal fiyatı 307'ymiş. Outlet'te 205'e düşmüş. Son olarak da 100'e bırakıyorum diyorlar. Böyle bir şey. Bana mantıklı gelmiyor yani. Önü komple açılsa ceket gibi giyilir ama... Güzel bir ayakkabı ya. Ama bununla işte pis burun oynayacaksın. Recep Vedik de pis burun vuruyordu ya bu. Şu da menajer ayakkabısı. Bunu giyen menajer oluyor. İşte bu tam benim sevdiğim ayakkabı tarzı. Ama bu ülkeye pek uygun gözükmüyor şimdilik. Yazın alırım böyle bir şey ya. 199 euro. %40 indirimle 120'ye gelecek. Messi'yi koymuşlar buraya. Bak ilk defa görüyorum. Biz Vingino diye okuyoruz. Adamlar Finchino. Finchino. Çok güzel bir çalışma olarak geldi gözüme bu. Hem bir kadın elbisesini anlatıyor hem de bir ağacı anlatıyor. Aa, o kadar güzel. Bir akarsuyu bile canlandırdım gözümde. Süper. Polo'da da fiyatlar böyle. Ya şu ceket 314 euroya düşmüş. Düşmüş bir de bu. Kafayı yemişler. Şimdi hayatın acımasızlığıyla karşı karşıya geleceğiz. Bir eldiven 55 euro. Aynı şekilde 55. Bir şapka 55 euro. Az önce baktım. Google'dan çevirdim. TL olarak 1677 TL yapıyormuş. Bir eldiven 1677 TL. Ben ellerimi satsam o para eder mi bilmiyorum. Teşekkürler. Aradığım ayakkabıyı buldum. Biraz ufak bana da genişleyecek. Nike'ın kardeşi. Nike. Ne satıyor bilmiyorum. Bence kadın markası da. Tommy'de sweatshirtler 83.90'mış. Abi bu rengi giymek için çok cesur olmak lazım ya. Biz bunu bile zor giyiyoruz. Bunu nasıl giyeceğiz? Ne mehrem var. Bakmayın la. Şimdi böyle başörtüsü gibi duruyor ama ben aslında şey yapmaya çalıştım. Hazreti Yusuf dizisinde Hazreti Yusuf kahinlerle buluşmaya kralın huzuruna geliyordu. Böyle bir şey vardı. Çok güzel. Onun gibi olmaya çalıştım da ben de şeye benzedi. Şabanoğlu Şaban'ın da şeye benzedi. O hatırladınız onu işte. Eldiven 76.90 euro. 2343 TL yapıyormuş bugünün kuruyla. Bu ne ya? Ama Tommy. Yani en azından Tommy. Fena da durmadı aslında ya. Alsam mı? Şaka şaka ya, alır mıyım? Deli miyim? Cinayet eldiveni lan bu. Milleti teşvik etme. Teşvik etmeyeyim. Kendine iyi bak. Bu böyle şey tam. Habibi come to Dubai. I will give you slippers. Ona benzedi.
yine Kolombiya'ya geldik. Bu çok güzel gözüküyor. Bilmiyorum, camımıza iyi gözüküyor. Bu rengi de severim. Bu renk pek hoşuma gitmiyor. Ama bunun da içi güzel. Şöyle. Ama renkten kaybetti bence. Vallahi en çok ben bunu beğendim. Ne yalan söyleyeyim. Güzel oturdu üzerime. 160 euroya düşmüş. 230 eurodan. Düşüneceğim. Bunu alabilirim. Ama diğeri çok üzüldü. Benim üzerimde eskimeyecek olması. Bu videoyu çeken değerli kardeşimin fikri diyor ki sen diyor ne üzülüyorsun diyor, bırak ceket üzülsün diyor. Senin üzerinde o eskimeyecek. Doğru bir yaklaşım. Bunu da Trabzonlu takipçilerime armağan ediyorum. Onun için çekiyorum. Bize her yer Trabzon. Her yer Trabzon abi. Çok güzel. Müthiş ya. Uy. Bu da güzel ya. Bunu da beğendim. Bir dakika. Bir de ben bakayım. Sen de bak abi. Biz bu ceketin bir özelliğini keşfettik. Bu ceket iki tane ceketmiş. Bakın şuradan ayrılıyor. Yukarı kadardı, ben indirdim. İndiriyorum. Çat. İçinden kol çıktı. Mübarek. Burayı da açalım. Çat 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 çat. Gel bakalım, gel 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 gel. Bu ne lan? Heh. Evet. Bunu da ayırdık ve oldu mu sana iki tane ceket? Bu bir. Güzel. Bu da. İki. Yani baktın sezonluk, çok kalın oldu. Çıkar, iki mont yap. Çok iyi. Deneyeceğim şimdi. Bu iç ceket. Vallahi güzel. Biraz fermuarı değişik bu arada. Bunu nasıl anlatacağım bilmiyorum ama içeriden geliyor. Dışarıdan tutamıyorum. Neyse. Bunu yapan çocuk kör oldu. Bunu yapan kör olmuştur. Şu aynayı da bir silselermiş Allah aşkına. Neyse, bu da işte iç ceketsiz böyle duruyor. Tabii biraz boş duruyor içi ama yağmurluk gibi giyilebilir. Bence ben bunu alırım. Bu arada %20 indirim daha varmış. Bir de şöyle bir eldiven aldık. Alacağız yani. Aldık. Aldık, gidiyoruz. Hadi hayırlısı olsun. La şemsiyemiz yok bizim. Baba gidiyoruz. Kendi açıldı. Abi bunlar ne ya? Çok güzel ama biraz şey, ablan star bebeğimlik bir şey. 22.95 euro. Çok iyi ama şükür şükür valla. Abi renklere bak ya. Bana hediye almak isterseniz şundan alın arkadaşlar. Bununla işe gideceğim. Oha bu kaç? Bu 15'miş. Bu biraz daha uygunmuş. Çok güzel. Arkadaşlar şimdi alışverişimizi tamamladık. Starbucks'a geldik. Kahvelerimizi, karamel makyatolarımızı aldık. Oturuyoruz. Buraya zaten ceket almaya gelmiştim. Bir sürü yer gezdik, dolaştık. İçlerinde en çok beğendiğim Columbia aldı. Ve ilk girdiğim mağaza oydu. Onu aldım. Hemen göstereyim neler alacağım aldığımı. Bir tane eldiven aldım. Zaten eldivene çok ihtiyacım var. Çünkü ellerim sabahları çok üşüyor. Diğer eldivenlerin fiyatlarını gördünüz. Bulabileceğim en kaliteli ve en uygun fiyatlı eldivendi. Normal fiyatı 30 Euro'dan 21'e düşmüştü. Ayrıyeten %20 de indirim aldık. Yani 16 Euro'ya falan geldi bu eldiven. Ama içi waterproof. Hem sıcağı soğuğu asla geçirmez. Mükemmel kalitede bir eldiven. Uzun yıllar kullanırım. Kaybetmezsem tabii ki. Ve ceket olarak da iç içe geçmiş. İki tane ceket vardı. Hatırlarsanız onu aldım şu şekilde. Bunun fiyatı da hemen bakıyorum. Bir saniye. Buradaymış. Bunun da fiyatı normalde 220 Euro'dan 160 Euro'ya düşmüştü. Yine %20 indirimle 128.79 Euro'ya düştü. Bence gayet güzel oldu çünkü bu bir ceket değil, iki ceket almış oldum. Kışın da giyebilirim, yazın da giyebilirim. Su geçirmez bir ceket. Çünkü bu ülkede çok yağmur var, çok soğuk var. Su geçirmez bir cekete kesinlikle ihtiyaç var yani. Benim ceketim öyle bir ceket değildi. Toplamda 145 Euro vermiş oldum. Fakat beni uzun yıllar götürecek bir 145 Euro'ydu bu. Çok şükür ben alabildim. İnşallah daha ileri sizlerin olsun. Kanalımız bu arada çok iyi gidiyor. Hızlı bir şekilde ilerliyoruz. Lütfen beğenip yorum yaparsanız bana bu hızda destek olmuş olursunuz. Kanalıma abone olmanızı da rica ediyorum. Sizleri çok seviyorum. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın. Biz Erzurumlular çayı büyük bardakta içmeyi severiz. Boyum olsa da 1.50, arabama takaram Pirelli.